Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Verben im Satz, yani cümlelerin içerisindeki fiiller. Burada arkadaşlar, Hauptsätze und Hauptsätze, bunu birlikte kullanıyor olacağız. Hauptsätze neydi arkadaşlar? Ana cümle demekti. Ana cümle ve ana cümle, bu iki ana cümle bir araya geldiğinde nasıl değerlendirilir, ne şekilde bağlaçlar kullanılır, bunları daha önceden görmüştük. Ancak videomuzda bunları pekiştirme maksatlı bütün bu bağlaçları aynı anda görmüş oluyoruz. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Bir nevi tekrar etmiş oluyoruz. Tabii bu bağlaçlar konusu ya da diğer gramer konuları ve konularla alakalı da şunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Mutlaka bunları sonraki videolarda görüyor olacağız. Dolayısıyla bir konu bir videoda bitmiş sayılmaz. Dolayısıyla diğer videolarda mutlaka bunların devamı gelecektir. Dilerseniz dersimiz başlasın. İlk cümleye baktığımızda arkadaşlar, meine Freundin möchte in den Urlaub fahren, aber ich habe leider keine Zeit. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, meine Freundin neydi? Kız arkadaş demekti. Möchten modal fiiline baktığımızda, möchten neydi arkadaşlar? İstemek demekti. Der Urlaub, bu da tatil demekti arkadaşlar. Tatile gitmek diyecek olursak bunu bir kalıp olarak görelim isterseniz arkadaşlar. In den Urlaub fahren demek ki tatile çıkmak anlamında, güzel Türkçemizde böyle bir karşılığı var. In den Urlaub fahren denmiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, aber ama demek arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız izleyenler bilecektir. Bu ve buna benzer bağlaçlar mutlaka işlenmişti. Ayrıntılı bir şekilde görülmüştü. Dolayısıyla bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videolarını mutlaka izlesinler. Dolayısıyla aber burada neymiş arkadaşlar? Ama demekmiş. Ich habe leider keine Zeit. Leider maalesef demek arkadaşlar. Keine Zeit, bu da vakit yok, zamanım yok. Dolayısıyla iki ana cümle görüyoruz arkadaşlar. İlki neymiş? Meine Freundin möchte in den Urlaub fahren. Bu ana cümle. Diğer ana cümle hangisi arkadaşlar? Ich habe leider keine Zeit. Farkındaysanız arkadaşlar, cümlenin öğeleri yerli yerinde duruyor. Herhangi bir dönüşüm, herhangi bir yer değiştirme yok. Dolayısıyla ben sadece ne yapıyorum? Virgülümle ayırıyorum ve aber nedir bu? Ama demek. Dolayısıyla bunun Türkçesi, bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Meine Freundin möchte in den Urlaub fahren. Kız arkadaşım tatile gitmek istiyor. Ama aber ich habe leider keine Zeit, ama benim maalesef vaktim yok demiş oluyoruz. Demek ki bunu atmış olsaydım bu da gene olağan bir cümle olacaktı. Sadece virgül ve aber'ı kullanmakla ne yapmış oluyorum arkadaşlar? İki ana cümleyi tek bir cümlenin içerisine koymuş, konumlandırmış oluyorum. Sonraki cümleye bakalım. Sonraki cümlede arkadaşlar, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Denn mein altes Rad war kaputt. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Burada fark ettiyseniz arkadaşlar, habe gekauft, bu neydi arkadaşlar? Perfekt zamandı, yani geçmiş zamandı değil mi? Değil, geçmiş zaman demekti. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Evet, mir bana demekti değil mi? Ben kendime aldım diyecek olursak demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Ich habe mir gekauft. Ein neues Fahrrad, das Fahrrad, bisiklet demek arkadaşlar. Kendime yeni bir bisiklet aldım diyecek olursak demek ki ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft deniliyor. Den, şundan dolayı anlamına gelen den, bundan ötürü gibi bir fonksiyonu var arkadaşlar. Mein altes Rad war kaputt. Evet, mein altes Rad. Arkadaşlar Almanca'da das Fahrrad diyebileceğim gibi das Rad da diyebilirim. İkisi de aynı anlama geliyor. Bu da das Fahrrad, bisiklet demek. Bu da das Rad, bisiklet demek. Dolayısıyla Rad ya da Fahrrad aynı anlamda. Artikelleri de gene aynı. Neymiş? Das Fahrrad ya da das Rad kaputt. Bozuk, kırık anlamında arkadaşlar. Bu da war. War neydi arkadaşlar? Bu da geçmiş zamanda bozuktu derken preteritum, değil mi? Seinen geçmiş hali neydi? War idi. Dolayısıyla
Bu cümle bize ne diyor şimdi? Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Kendime yeni bir bisiklet aldım. Neyden dolayı? Denn mein altes Rad war kaputt. Burada aslında den diye baktığımızda arkadaşlar bundan dolayı aslında bir nevi çünkü anlamı da var. Ancak birebir karşılığı, Türkçe karşılığı şundan dolayı demiş oluyoruz. Ve güzel Türkçemizden farklı olarak arkadaşlar Almanca'da sondan başa gidiliyor. Ancak güzel Türkçemizde nasıl? Baştan sona gidiliyor. Anlama itibariyle. Ancak buraya baktığımızda bu cümleyi incelediğimizde ne diyor? Eski bisikletin bozuk olduğundan kendime yeni bir bisiklet aldım demiş oluyorum. Dolayısıyla mein altes Rad war kaputt. Bisikletim, eski bisikletim kırık ya da bozuk olduğundan dolayı, denden dolayı ne olmuş? Kendime yeni bir bisiklet aldım demiş oluyorum. Dolayısıyla toparladığımızda bu cümleyi Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft, denn mein altes Rad war kaputt demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım. Ich habe die Kinokarten gekauft und ich habe Paula angerufen. Evet, buna baktığımızda arkadaşlar burada da gene ne görüyoruz arkadaşlar? Perfekt zaman görüyoruz. Hangisi bu? Habe gekauft, tıpkı yukarıda olduğu gibi bir şey daha var. Neymiş o? Habe angerufen. Anrufen neydi? Telefon açmak demekti. Bunun geçmiş hali, perfekt hali neydi? Habe angerufen. Paula da bir kız ismi. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Kino kartı, kino, das kino neydi? Sinema kartı, bilet demek. Dolayısıyla sinema bileti demiş oluyorum. Die Kinokarten demek ki bu da çoğul haliyle sinema biletleri anlamına gelmiş oluyor. Ne diyor bu cümle şimdi bize? Ich habe die Kinokarten gekauft. Evet bakın burada arkadaşlar die Kinokarten belli başlı bir sinema biletini anlıyoruz buradan. Çünkü artikel var. Und ich habe Paula angerufen. Ve Paula'yı aradım diyor. Dolayısıyla ich habe die Kinokarten gekauft. Und ich habe Paula angerufen. Sinema biletlerini aldım ve Paula'yı ne yaptım? Aradım demiş oluyoruz. Şimdi eminim ki şöyle bir soru gelecektir. Virgülden sonra und güzel Türkçemizde ve den önce virgül yok. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da bu durum öyle değil arkadaşlar. Virgülün olmadığı durumlar da var. Ancak burada iki farklı cümle olduğundan dolayı bunu virgülümüzle ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada güzel Türkçemizden farklı bir kullanım var. Dolayısıyla burayı toparladığımızda Ich habe die Kinokarten gekauft und ich habe Paula angerufen. Sinema biletlerini aldım ve Paula'yı telefonla aradım demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Meine Freundin möchte in den Urlaub fahren, aber ich habe leider keine Zeit. Meine Freundin möchte in den Urlaub fahren, aber ich habe leider keine Zeit. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft, denn mein altes Rad war kaputt. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft, denn mein altes Rad war kaputt. Ich habe die Kinokarten gekauft und ich habe Paula angerufen. Ich habe die Kinokarten gekauft und ich habe Paula angerufen. Diğer örneklere bakalım arkadaşlar. Morgen gehe ich schwimmen oder ich mache einen Einkaufsbummel. Evet, bu cümleyi incelediğimizde arkadaşlar morgen'in aslında iki anlamı var arkadaşlar. Buradakinin anlamı yarın demek. Ama tek başına morgen derken sabahleyin anlamına da gelmiş oluyor. Peki ben bu durumda yarın sabah erkenden diyecek olursam ne derim? Morgen früh derim. Hani bu frühstückteki früh vardır ya erken. Yarın erken dediğimde demek ki morgen früh derim. Ancak buradakinin anlamı morgen yarın. Morgen gehe ich schwimmen, yarın yüzmeye gidiyorum.
O da ya da demek arkadaşlar. Burada bilinmedik kelimelere bakalım. Machen zaten biliyoruz, yapmak demekti. Der Einkaufsbummel. Einkaufen arkadaşlar, bu eyleme baktığımızda alışveriş yapmak demek. Bummel de arkadaşlar, yani alışveriş çılgınlığı diyebiliriz. Alışveriş herhalde güzel Türkçemizde birebir Einkaufsbummel için alışveriş çılgınlığı denilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Yarın ya yüzmeye giderim, düzeltiyorum. Tabii ya da anlamına gelmiş oluyor. Neden? Çünkü o da var. Öyle değil mi? Dolayısıyla yarın ya yüzmeye giderim ya da alışverişe veririm kendime anlamına gelen Einkaufsbummel, alışveriş çılgınlığı, alışveriş gibi bir anlam çıkmış oluyor. Burada da fark ettiyseniz gene tıpkı diğer cümlelerde olduğu gibi iki tane ne var arkadaşlar? Ana cümle var. Hauptsätze und Hauptsätze alt başlığında zaten bunları görüyoruz. Neymiş demek ki? Morgen gehe ich bin. Bu bir cümle. Ich mache einen Einkaufsbummel. Bu da ayrı bir cümle. Yani o da olmamış olsaydı gayet iki farklı cümle olmuş olurdu. Dolayısıyla o da ile bir araya getirdiğimde ne olmuş oluyor? Tek bir cümle haline almış oluyor. Sonraki cümleye bakalım isterseniz arkadaşlar. Burada bize ne diyor cümle? Ich arbeite oft sehr lange. Darum gehe ich selten ins Kino. Evet, buradakilerin anlamlarına bakalım. Arbeite neydi arkadaşlar? Almanların da çok sevdiği bir eylem olan çalışmak demekti. Oft, sık sık demekti. Sehr lange, çok uzun. Yani ne diyor bu cümle bize? Sıklıkla çok uzun çalışıyorum. Darum, bundandır ki gehe ich selten ins Kino. Evet, gidiyorum. Selten, nadir demek. Nadiren nereye gidiyorum? Das Kino neydi arkadaşlar? Sinema demekti. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda ne diyor? Sık sık çok uzun çalıştığım için ve bundandır ki ne oluyormuş? Nadiren sinemaya gidiyorum diyor cümle. Dolayısıyla ich arbeite oft sehr lange, darum gehe ich selten ins Kino. Evet, bu cümle demek ki tek bir cümle haline almış oluyor. Neyin sayesinde? Darum bağlacı sayesinde. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Die EU wird oft kritisiert. Trotzdem wollen viele Länder in die EU. Evet, EU, die EU arkadaşlar Avrupa Birliği demek. Bunun açılımı da Europäische Union. Hatta bunun artikeli arkadaşlar die Union olduğundan dolayı tekrar edelim. Die Europäische Union. Die Europäische Union. Demek ki Avrupa Birliği demekmiş. Kısaltması da die EU şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla die EU wird oft kritisiert. Fark ettiyseniz burada arkadaşlar bir edilgen durum söz konusu. Ne diyor? Avrupa Birliği sık sık ne oluyor? Eleştiriliyor. Kritisieren neydi? Eleştirmek demek. Eleştiriliyor. Dolayısıyla burada wird ne yapmış oluyor arkadaşlar? Bu cümleyi edilgen hale getirmiş oluyor. Bunu werden de ayrıntılı şekilde incelemiştik. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka ilgili videoyu, bu pasif konusunu mutlaka incelesinler. Trotzdem neydi arkadaşlar? Bunu da ayrıntılı şekilde görmüştük. Gene de demekti. Değil mi? Avrupa Birliği sık sık ne oluyor? Eleştiriliyor. Gene de trotzdem wollen viele Länder, das Land, die Länder neydi arkadaşlar? Ülke, ülkeler. Viele Länder, viele çok demek arkadaşlar. Viele Länder birçok ülke anlamına gelen viele Länder in die EU. Demek ki toparladığımızda ne diyor? Avrupa Birliği sık sık ne oluyor? Eleştiriliyor. Gene de birçok ülke Avrupa Birliği'ne girmek istiyor diyor bu cümle. Dilerseniz bunun Almanca karşılığını tekrar söyleyelim. Die EU wird oft kritisiert. Trotzdem wollen viele Länder in die EU. Fark ettiyseniz burada da gene ne var arkadaşlar? İki ana cümle bir araya gelmiş. Ancak
Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bakın burada ben size demiştim ki bunları attığımızda, değil mi, özellikle burada o odaya attığımda iki farklı cümle olabiliyordu. Ancak burada Darum'da ve Trotzdem'de ne olmuş oluyor? Cümlelerin öğeleri aslında Darum ve Trotzdem ne yapmış oluyor? Farklı pozisyonlara girmiş oluyor. Çünkü o odada ne oluyordu? Direkt pronom geliyorken burada Darum'da ve Trotzdem'de direkt fiil gelmiş. Dolayısıyla ne olmuş oluyor arkadaşlar? Trotzdem ve Darum direkt fiili gerektiriyor. Bunları dediğim gibi ayrıntılı şekilde Trotzdem konusunda da ayrıntılı görmüştük. Die EU wird oft kritisiert. Trotzdem wollen viele Länder in die EU. Evet. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Morgen gehe ich schwimmen oder ich mache einen Einkaufsbummel. Morgen gehe ich schwimmen oder ich mache einen Einkaufsbummel. Ich arbeite oft sehr lange, darum gehe ich selten ins Kino. Ich arbeite oft sehr lange, darum gehe ich selten ins Kino. Die Europäische Union wird oft kritisiert. Trotzdem wollen viele Länder in die Europäische Union. Die Europäische Union wird oft kritisiert. Trotzdem wollen viele Länder in die Europäische Union. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde Hauptsätze und Hauptsätze alt başlığıyla neleri gördük arkadaşlar? Bağlaçları görmüş olduk. Bu bağlaçları daha önceden ayrıntılı şekilde görmüştük. Bu video tamamen pekiştirmeye yönelik bir videoydu. Ancak burada bu konu noktalanmış değil arkadaşlar. Sonraki videolarımızda mutlaka bunları başka yapılarla, başka kelimelerle o ilgili seviyeyle pekiştirmiş, görmüş olacağız. Bunun için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, Almancayı öğrenmek isteyenlerle paylaşmayı ve aşağıdaki zil butonuna tıklamayı unutmayalım ki sonraki videoları takip edebilelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.